Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün yine dopdolu bir Şifa Kapısı programımızla ekranlarınızın karşısındayız. Bugün yine özel bir hastaneden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Habib Çil konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bizler sizleri yakın olarak takip ediyoruz, yakından tanıyoruz ama ekranları başında izleyenlerimiz için, sizleri tanımayanlar için kendinizi nasıl tanıtırsınız? 1976 Adıyaman Besni doğumluyum. Tıp eğitimimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladım. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasımı gerçekleştirdim. İstanbul'da belli bir müddet 4 yıl kadar bir özel sektör tecrübemizden sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne akademik faaliyet amacıyla geçtik. Yaklaşık 9 yıldır Dicle Üniversitesi'nde görev yapmaktaydım. Bundan 5 ay kadar önce tekrar özel sektöre İstanbul'a döndük. Evet, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Peki hocam, kalp hastalıklarından başlayacak olursak, kalp hastalıklarından ne zaman şüphelenmeliyiz? Ne gibi testler yaptırmamız gerekir? Tabii kalp hastalıklarından şüphelenmek ve öncesinde yapılacak testler aslında bakılırsa kalp krizi gibi kalp hastalıklarının en kötü senaryosunun gerçekleşmemesi için yapılan testler. Hem bizim hasta olarak şüphe etmemiz önemli burada, hem de başvurduğumuz sağlık merkezinde buna yönelik, erken tanıya yönelik testlerin gerçekleştirilmesi önemli. Öncelikle hastalarımız bir kalp hastası profilinde ise, yani buna ait risk faktörlerini taşıyorlarsa, kendilerini bu anlamda değerlendirmeye tabi tutmaları gerekiyor. Yokuş çıkarken, merdiven çıkarken egzersiz kapasitemizde bir sıkıntı var mı? Sınırlanma var mı? Kendi yaşadığımız birisiyle beraber yürürken bizim erken kesilmemiz, erkenden nefes darlığı yaşamamız, daha erkenden yorulmamız, yürürken göğsümüzün ağrıması, bu ağrı mutlaka bir sıkıştırıcı tarzda tipik dediğimiz kalp ağrısı olmak zorunda değil. Mutlaka sol kolumuza vurmak zorunda değil. Özellikle yaşlı hastalarda, bayan hastalarda, şeker hastası olan hastalarımızda bu ağrı kendini çok belli etmeyebiliyor. Hastalarımız bunu fark etmeyebiliyor. Dolayısıyla belirli risk faktörleri taşıyan hastalarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan özellikle 40'lı yaşlarda mutlaka belli periyotlarla kardiyolojik kontrolden geçmelerinde çok büyük fayda var. Nedir bu risk faktörleri dersek, her şeyden önce şeker hastalığı. Şeker hastası olan bireyler kalp hastalığına diğer sağlıklı bireylere nazaran çok daha yatkındır. Bunu biliyoruz. Yine hipertansiyonu olan hastalarımız, kolesterol yüksekliği olan hastalarımız kalp hastalığı açısından oldukça önemli bir risk taşımakta. Ailesinde çok sayıda kalp hastası bulunan, özellikle erken yaşlarda diyebileceğimiz kalp hastası bulunan bireyler de yine genetik yatkınlık nedeniyle kalp hastalığı riskini oldukça yüksek oranda taşımakta. Bu hastalarımızın söylediğimiz gibi 40'lı yaşlarından itibaren hiçbir şikayeti olmasa da bir kardiyolojik kontrolden geçmesi ileride ulaşabilecek önemli sıkıntıları önlemek adına önemli bir... Peki hocam, bunların haricinde kalp hastası olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kalp hastası olmamak için öncelikle tabii toplumsal kültürümüzün bunu önlemeye yönelik yerleşmiş olması gerekiyor her şeyden önce. Buradan kastım şu: yemek kültürümüz her şeyden önce.
Tuzlu beslenme, ekmeğin çok tüketilmesi, karbonhidrat ağırlıklı beslenme. Bunu ben bir hastaya söylemekle elbette o hastayla ilgili mutlaka ciddi değişiklikler sağlayabiliriz ama genel anlamda. Amacımız toplum sağlığıysa şayet bunu gerek Sağlık Bakanlığı gerek değişik sivil sağlık örgütleri nezdinde çalışmalar yapıp Sağlık Bakanlığımız bunu gayet iyi dönem dönem yürütüyor. Tuz konusunda, tuz tüketiminin azaltılması konusunda hassasiyet, egzersiz kültürünün yerleştirilmesi gibi bu tür kampanyaların ulusal çapta yürütülerek topluma bir alışkanlık olarak, sabit bir alışkanlık. Yani kilo verdik, yaza doğru gidiyoruz, kilo aldık, yaza doğru kilo verelim, biraz kolesterolümüz yüksek çıktı, bir 6 ay et yemeyelim gibi. Tansiyonumuz biraz yükseldi, bu sıralar biraz tuza dikkat edelim. Bu şekilde değil. Burada artık diyet veya geçici bir egzersiz sürecinden ziyade yaşam stili değişikliğinden bahsediyoruz. Yaşam stili değişikliği. Yani hastamız veya sağlıklı bir birey ileride yaşayabileceği olası sıkıntılı durumlar için veya bir kalp krizi geçirmiş, bir sorun yaşamış, bundan sonra yaşamamak adına onu bir yaşam biçimi olarak kabul edecek. Geçici bir periyotta yapıp bırakacağımız bir şey olarak değil. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliği kavramı burada önemli. Hastalarımız ömür boyu o yaşam tarzını benimseyip o şekilde yaşamaktan mutlu olacaklar. Günde yarım saat 45 dakika yürüyüş yapmayı bir ödev olarak değil, bir eğlence, bir rahatlama aracı olarak düşünecekler ve böyle yapacaklar. Ancak o şekilde kalıcı olur. Değilse hastalarımızı görüyoruz. Kalp krizi geçiriyor. 6 ay sonra sigaraya tekrar başlıyor. Bypass oluyor. 1 yıl sonra sigaraya tekrar başlıyor. Peki sporla bağlantısı nedir hocam kalp hastalıklarıyla? Spor demeyelim. Spor şimdi biraz daha belki profesyonel yönüne kayar ama egzersiz kültürü diyoruz. Yani spordan kastımız gidip halı sahada bir haftada bir defa futbol oynamak, maç yapmak. Mesela spor merkezlerine yazılıyoruz ya, 1-2 saat sporlar yapıyoruz, evet. Ağırlık kaldırıyoruz, yeri geldiğinde çok koşu yapıyoruz. Bazen dengesiz koşular yapıyoruz. Genellikle sıkıntı zaten dengesiz olmasından kaynaklanıyor. Arkadaş ortamında bir arkadaşımız bir salona başlamış oluyor. Onların da teşvikiyle biz de başlıyoruz. Ama bunun ısınma periyodunu çoğu zaman ihmal ediyoruz. İyi merkezlerde tabii bunu mutlaka göz önüne alıyor eğitmenler ama genel yaptığımız hata 40'lı yaşlara geldik, 50'li yaşlara geldik. Bizim spor yapmamız lazımmış. Biz koşuya başlayalım. Şimdi 20'li yaşlarından itibaren düzenli egzersiz yapan bir insanla 40 yaşına gelip herhangi bir alıştırma periyodunu geçirmeden paldır küldür bir spora başlayan hastanın elbette durumu farklı. Onların tam tersine öncelikle bir şu ana kadar bir sorun yerleşmiş mi? Bunu test etmesi, dolayısıyla bir kardiyolojik kontrolden geçmesi. Ancak o zaman bir egzersiz periyoduna girmesinde fayda var. Ama bunu bir yaşam stili olarak benimsemiş, eskiden beri yürüyüşlerini, koşularını yapan bir hasta için tabii ki bir sorun teşkil etmez. Burada önemli olan, hep söylediğim, hızlı bir şekilde bir egzersiz periyoduna girmekten ziyade ya çok genç yaşlardan itibaren bu işi devam ettiriyor olacaksınız ya da başlamadan önce bir tetkikler yaptırıp o an itibariyle sağlıklı olduğunuzu öğrenecek, arkasından tedrici diyebileceğimiz aşama aşama egzersiz periyodunu sıklaştıracaksınız. Bu arada izleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım. Merak ettiği sorular varsa buradan canlı telefon bağlantısıyla hocamıza sorabilirler. Altta da arkadaşlarımız yansıttılar. 0212 571 çift 058 numaralı telefondan bizlere ulaşıp hocamıza sorularını sorabilirler diyelim. Peki hocam, kalp krizi anında neler yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Veya benim bir arkadaşım mesela kalp krizi geçirdi. O anda ben ne yapmalıyım? Evet. Öncelikle tabii demin söyledim az önce. Kalp krizi bu işin olmasını hiç istemediğimiz şekli. Tercihimiz kalp krizi gibi bir durumla hiçbir hastamızın karşılaşmaması, mümkünse daha önceden sorunlu damar varsa onun tedavi edilmesi, gerekli tedbirlerin alınmış olması. Ama her şeye rağmen biliyoruz ki
İster bypass olsun, ister stent takılmış olsun daha önceden. İsterse de hiçbir tetkik yapılmamış, tedavi uygulanmamış olsun. Kalp damar hastalığı bulunan bir kişinin kalp krizi geçirme olasılığı her zaman normal bireylerden daha yüksektir. Diyelim ki bir yakınımız veya kendimiz kalp krizinin tipik belirtileriyle karşılaştık. Nedir bunlar? Göğsümüzde ağrı, yanma, sıkışma, parçalanma gibi, yırtılma gibi bir his şeklinde olan bir göğüs ağrısı her şeyden önce. Kısa bir böleceğim hocam. Bir telefon bağlantımız varmış. İsterseniz bir hattımızı alalım. Görüşsünler. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ben Sivas'tan arıyorum. Ben de sana sevgili bir sormayla. İsim neydi efendim? Abdullah Arslan. Buyurun Abdullah Bey. Sorunuzu alalım hocamıza. Hayırlı akşamlar. Hocam benim şöyle kalp sorunum var. Yaş 65. Evet. Kalpte ilgili sorun olacaktı. Ben şimdi yürüdüğüm zaman kalbim çarpıyor. Kalp yetmezliği vardı. Ben kardiyolojiye de gittim. Kalp yetmezliği vardı dediler. Bunun için bana bazı ilaçlardan tavsiyede bulundular. Ben bu ilaçları şey yaptığım halde şu anda kalpte bayağı bir sıkışma oluyor. Bazen ağır oluyor. Ben hayatta da sigara da içmedim. Bunun için bana ne önerirsiniz hocam? Bilgilerinizi bekliyorum hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Teşekkürler Abdullah Bey, yayınımıza bağlandığınız için. Hocamız birazdan yanıtlayacak sorunuzu. Evet. Abdullah Bey'in güzel bir sorusu vardı hocam. Evet, az önce bahsettiğim gibi kalp krizi bizim hiç istemediğimiz, hiç hastamızın karşılaşmamasını istediğim, karşılaşmamasını tercih ettiğimiz bir durum. Ve hastamızda olduğu gibi kalp krizi geçiriyor hastamız. Kalbi belli bir oranda hasar görüyor. Bu kaçınılmaz. Yani kalp krizi geçirip de hiç hasar almayan hastamız çok azdır. Yani ancak hastane içindeyken bir kalp krizi başlarsa o zaman hemen damarı açılmak suretiyle hasarsız atlatma şansı olur. Onun dışında şimdi İstanbul şartlarında düşünün, bir insanın kalp krizi belirtileri başladı. En hızlı bir şekilde 112'ye ulaştı. 112'den bir hastaneye gitti ki o hastanenin anjiyografi, acil anjiyografi, 24 saat boyunca damar açma işlemini yapabiliyor olması gerekiyor her şeyden önce. Evet. Aksi takdirde oradan da bir başka yere sevk edilmek durumunda. Yani 2 ila 3 saat bu işin damar açılmasına kadar geçen süre 2 ila 3 saat olduğunu farz edersek. Bu operasyonlarda da en önemli olan unsur zaten zaman değil mi hocam? Kesinlikle. Biz hani vakit nakittir cümlesinin denge olarak bizde de vakit kalptir. Vakit geçtikçe her dakika kalp hücrelerimiz o anda ölüyor. Yani öldükten sonra zaten bizim o damarı açmamız halinde bile orada bir canlanma olmuyor. Ne yazık ki. Yani şu çiçeği düşünün. Bu çiçekte 3 gün 5 gün su vermediğiniz takdirde sonradan suyu vermeniz bir işe yaramıyor. Kurumuş oluyor çiçek. Kalp için bu süre 3 gün 5 gün değil, 3-5 saat belki 6 saat gibi bir süre. Eğer bu süre boyunca damar açılmaz ise kalp kasları tamamen ölür. O bölgedeki o damarın beslediği kas dokusu faaliyetini durdurur. Ve hastamız bundan sonra o bölge çalışmaksızın hayatına devam eder. Dolayısıyla yarım performanslı bir kalple hayatına devam eder. Dolayısıyla da hastamızda olduğu gibi egzersiz yaptığı zaman, yürüyüş yaptığı zaman kalbin performansı o vücudun ihtiyacını, egzersiz sırasındaki ihtiyacını tam olarak karşılayamaz. Ve kalp bunu telafi etmek adına kuvvetli vurmak, çarpmak suretiyle, sık atmak suretiyle, nabız sayısını artırmak suretiyle bunu telafi etmeye çalışır ve hastamızda olduğu gibi çarpıntı şikayeti baş gösterir. Elbette erken dönemlerde bu hastamızda çarpıntı, nefes darlığı, yer yer göğüs ağrısı şeklindeki belirtiler geçici olur çoğunlukla. İlaçlarını düzgün kullanıp tedrici bir şekilde egzersizine devam ederse zaman içerisinde buna alışır. Çünkü demin söylediğim gibi kalp normal performansıyla çalışırken vücut hep ona alışmış. Ama bir kriz geçiriyor, kalbin fonksiyonları %50 azalıyor. Haliyle vücut bunu tolere edinceye kadar bir alışma periyodu var. Bu süreç 3 ay olabilir, 6 ay olabilir hastadan hastaya, hasarın ağırlığına göre.
değişebilir. Bazı hastalarımız ne yazık ki çok ağır hasar aldığı zaman kalbi bir daha asla şey olmuyor, eski performansına dönemiyor. Yani bu maalesef ağır krizlerde karşılaştığımız bir tablo. Hem krizin riski artıyor bu durumda, hem de sonrasında hastamızın normal hayatını sürdürme konusunda çeşitli güçlükleri oluyor. Evet. Peki hocam, şah damar tıkanıklıkları ile ilgili neler söylersiniz? Şah damar tıkanıklıkları bizim karotis dediğimiz beynin beslenmesini sağlayan damarlar. Az önce bahsettiğimiz kalp damar tıkanıklıkları neyse, şah damar tıkanıklıkları da aynı risk faktörlerinden doğuyor. Yani şeker hastası olan, efendim sigara içen, yüksek tansiyon hastası kişilerin nasıl ki kalp damarı tıkanıyor, şah damar tıkanıklıkları da olur. Yine bacak damarları da tıkanabilir. Sigara içen bir hasta için daha yüksek olasılıklıdır. Böbrek damarı tıkanabilir, böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bacak damarlarında gangrene, yürürken olan ağrıya, yine hareket kapasitesini kısıtlayıcı bir duruma yol açabilir. Şah damar tıkanıklıkları ne yapar? Genellikle felç yapar. Buradan damarın tıkanıklık bölgesinden kalkan bir debris dediğimiz damara ait bir parça kopan gidip beyine küçük bir bölgeyi tıkadığı zaman ilgili bölgeden hangi fonksiyon varsa beyinde o bölgenin fonksiyonları aksar. Konuşma bölgesine giderse hastanın konuşması bozulur. Eksemiteler dediğimiz elleri ayakları hareket ettiren bölge ise şayet orada felç oluşur. Ne yazık ki bu da kalp krizi gibi istemediğimiz sonuçlara yol açan bir kötü tablo. Şimdi şah damar tıkanıklıklarında elbette benzer tetkikler ve benzer risk faktörleri var dedik. Çoğunlukla bir ultrasonla bu hastalarımız damardaki darlıktan şüphelenme aşaması gerçekleşmiş oluyor. Tedavi yöntemlerine geçmeden bir telefonumuz daha varmış tabii hocam. İsterseniz onu alalım. Buyurun. Alo. Alo. Hattımız düşmüş galiba. Tedavi yöntemlerinden bahsediyorduk hocam. Tedavi yöntemleri öncelikle bu şah damar tıkanıklıklarında yıllarca bu sadece operasyon, cerrahi operasyonla tedavi edildi. Bu konuda anjiyografi gibi, kalp damarlarının açılması gibi, kasıktan girmek suretiyle bir stent takılması şeklindeki tedavi uzun yıllardır bir ameliyata, cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktaydı. Ama tabii bundan 10 yıl öncenin teknolojisiyle, 15 yıl öncenin teknolojisiyle üretilmiş olan stentler, kullandığımız malzemeler tam olarak bu ihtiyacı karşılamıyordu. Dolayısıyla ameliyat tartışmasız bir şekilde bütün hastalarımıza uygulanabiliyordu, yapılabildiği takdirde. Ancak son 3-5 yıldaki gelişmeleri göz önüne aldığımızda artık stentlerin de ameliyata denk olacak şekilde olumlu sonuçlar verdiğini, gayet güzel damarın açıldığını, hastalarımızı felçten koruma yönünde oldukça etkin bir tedavi olduğunu artık gördük. Bunlar araştırmalarda tabii ortaya kondu. Bizler de dolayısıyla bu veriler ışığında hastalarımıza kasıktan girmek suretiyle oraya bir stent yerleştirerek özellikle %50 ila 70'in üzerindeki darlıklarda gerekli müdahaleyi yapıp bunların da felç geçirmeden veya felç geçirmiş ise tekrar geçirmesini engellemek adına bu damarları açıyoruz. Çanakkale'den bir telefonumuz varmış hocam. Alo. 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 Sesimiz geliyor muydu? Sizin sesinizi alıyorum, benim sesimi duyuyorum. Alo. Alo. Ha, merhabalar, yaşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Doktorumuz özellikle teşekkür ediyorum. Ben iki sefer kalp krizi geçirdim. Kalbim bayağı yıpranmıştı, hasar görmüştü. Şimdi de, pardon. Buyurun, dinliyoruz sizi. İki sefer kalp krizi geçirdim, 15-16 sene oldu. Kalbim bayağı bir yıprandı o zaman. %50'lere indi. 2-3 tane de step var şu anda bende. Şimdi de doktora gittim. %30'lara inmiş kalp durumu dedi. Ve şey yaptı, pil önerdiler. Acaba
Olabilir mi? Olmaz mı? Faydası olur mu bana? Ben de pilde tereddütte kaldım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hocamız cevaplıyor sorunuz. Öncelikle geçmiş olsun. İşte bu kalp krizinden korunmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir vaka da bu hastamız. Kalp krizinden sonra kalp fonksiyonları %30'lara indi diyor. Şimdi %30'lara indiğinde iki sorunumuz oluyor. Bir önceki hastamızın bahsettiği gibi nefes darlığı, çarpıntı, hareket ederken, yürürken değişik performans, egzersiz performansında bir kayıp. Bu bir sorun. Bir ikinci sorun da kalbi zayıflamış bir hastamızın kalbinin aniden bir ritim bozukluğuyla durma riski vardır. Bu %30'lara indikten sonra, %30'lar ve altına indikten sonra kalbin çalışma yüzdesi, kasılma yüzdesi daha doğrusu, bu kalp durması riski yükseliyor. Çok artıyor. Dolayısıyla biz bu hastalarımıza, hastamıza da önerildiği gibi bir çeşit kalp pili öneriyoruz. Ama bu kalp pili kalbin nabzını yükseltmek için kullanılan diğer pil türünden farklı. Burada kalp piliniz tabir yerindeyse pusuda bekliyor. Hastamız ölümcül bir ritim bozukluğuna maruz kaldığı anda şok veriyor hastamıza. Ve şok verdiği zaman elbette ritmi normale döndürüyor öncelikle. Ve hastamızın hastaneye gitmesi yönünde bir uyarı oluyor. O ritim bozukluğuna sebep olan bir ilaç eksikliği midir, başka bir şey midir? Yoksa zaten hastalığının doğası gereği olan standart bir durum mudur, istenmeyen sonuç mudur? Ve onu hastanede ilgili kardiyolog arkadaşlarımız değerlendiriyor ve yapılacak ekstra bir tedavi varsa onu uyguluyorlar. Ama her şeyden önce hastamızı hayatta tutuyor bu pil. Bugün takılan bir pil umuyoruz ki hiç ihtiyaç olmaz ama ertesi gün de o hastamız kalbi durup o pil sayesinde hayata tutunabilir. 10 yıl sonra da olabilir bu. Yani 10 yıl boyunca o pili taşır, 10 yıl sonra kalbi durur, şok verir. O hastaya böyle bir faydası olur. Evet. Araçların hava yastığı gibi düşünelim. Hava yastığı hep durur orada. Umarız hiç açılmaz deriz, değil mi? Bu pili de taktığımızda umarız hiç çalışmaz diyerek takıyoruz ama ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıyor. Dolayısıyla hastamıza o pili taktırmasını öneririz. Hocam Tekirdağ'dan bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hocama da ayrıca selamlarımı sunuyorum. Aleykümselam. Benim soracağım soru, 2000 senesinden beri kalp krizi geçirdim ben. Stent üzerinde duruyordu hocam da, tamam tesadüf oldu bu da. Ben 3 tane ilk önce takıldım 2000 senesinde. 3 tane stent takıldım. Sonra 6-7 sene önce de sonra 2 tane takıldım. 4 sene önce de 1 tane takıldım. Yeküne 6 tane stent var bende. Yalnız ben biraz kendime bakıyorum. Çok sigara içiyordum. Aşırı sigara içiyordum. Aşırı da yemek yiyordum. Biraz da et. Onları tamamen kestim ama stent takıldıktan sonra gelelim mevzi oralara girmeyelim. Ben gayet doktor bakımından da kendimi gözlüyorum. O gün bugün takılan mesela 18 senedir önceki takılan stentler anj olup meydana çıkıyor, hocam iyi bilir. Gayet takıldığı gün gibi duruyor diyorlar. Hocam da 10 seneden bahsetti. Acaba bu stentler ne zamana kadar vakti var? Ha, değişik bir şey söyleyeyim. Çok kaliteli bir stent tek taktırdım. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bunu bekliyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi 2000 yılında takılmış bir stentin muhtemeldir ki kaliteli bir stent diyorsa ilaç kaplı stenttir. O dönem itibariyle yeni çıkmıştı. Muhtemelen onu taktırmıştır hastamız ama şunu baştan söylemek lazım. Biz bir hastamıza stent taktığımız zaman 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık diye bir stent takmayız. Hastamız ömür boyu onunla yaşayacak sonuçta. Evet. Tercihimiz tabii ki ömür boyu o stentin açık kalmasıdır. Yani süreli bir şey değil bu. Hastamız kendisine iyi baktığı sürece o stent açık kalır. Hastalığın ilerleme süreci nedeniyle başka yerde yeni bir sorun çıkar, oraya da stent takılır. Yani veya bir gün görürüz ki çok damarda problem var, bu hastaya ameliyat daha uygundur. Bypass ameliyatı öneririz. Yani hastalarımız
stent taktığı zaman veya bypass olduğu zaman şu kadar süre bizi idare edecek, bu kadar süre idare edecek diye bir şey yok. Bu tamamen hastaya ve bünyesine kalmış. Bazı hastalar var, damarlarında gerçekten çok yaygın sorun var. Bazı hastalar var, sigara içmeye devam ediyor. Bazı hastaların genel yapısı hakikaten yeni darlıkları üretmeye çok müsait. Bunlar tabii tekrar tekrar anjiyo ve arkasından stent girişimine maruz kalabiliyorlar. Bu elbette bizim değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Keza hastalarımızın da değiştirebileceği şeyler var, değiştiremeyeceği şeyler var. Hastalarımıza düşen elbette ilaçlarını kullanacaklar. Doktorlarının önerileri doğrultusunda egzersizlerini yapacaklar. Doğru bir beslenme periyodunu takip edecekler. Egzersiz ve ilaçlarına yine devam edecekler ve kontrollerine gidecekler. Yapılacak şey bu. Bu hastamızın da 10 yıl önce takılmış, 5 yıl önce takılmış çok önemli değil. Yıllık mutlaka bir kardiyoloji tetkikinden geçmesi gerekiyor. Kolesterol değerlerini belli aralıklarla takip etmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi yani gerekiyor. Stent dediğim gibi dileriz ömür boyu bir hasta da sürekli açık kalır ki son yıllarda üretilen stentlerde kabul etmek gerekiyor ki çok ciddi bir açıklık oranı var. İlaçlı stentler ve onların daha yeni jenerasyonlarını düşünürsek artık 15 yıl boyunca, 20 yıl boyunca takip edilen stentli çok hastamız var. Artık hani belli bir süre sonra bu daralır, bunun ömrü bitiyor gibi bir kavram yok. Taktığımız zaman ömür boyu o stentin açık kalmasını umuyoruz ve önemli bir hasta grubunda da böyle oluyor zaten. Ama tekrar stent takıldıktan sonra kriz geçirdi veya bir kalp problemi yaşadı ise bu mutlaka stentin daralmasından dolayı olmak zorunda değil. Stenti bir noktaya taktık. O noktanın biraz ilerisinde bir noktada tekrar darlık oluşmuş olabilir. Biraz yukarısında olabilir. Bir başka damarda olabilir. Yani stentin açık kalması ne yazık ki tek başına yeterli değil. Diğer damarlarda yeni sorunların da çıkmaması gerekiyor. Evet. Peki hocam tam da bu konu üzerine bir hastamız mesela bazı hastaneye gidiyor. Bypass deniliyor. Evet. Bazı hastaneye gidiliyor, stent takılacak deniliyor. Peki hastalarımız bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Neye göre bu teşhisler konuluyor? Evet. Şimdi bu tabii kardiyoloji alanının en tartışmalı konusudur. Yani bypass denilen bir hastaya bir başka yerde stent takılabiliyor, stent daha uygundur denilebiliyor. Tartışmalı olması da aslında çok doğal çünkü tüm dünyada tartışılan bir şey. Bugün bu ülkeye, bizim ülkemize mahsus bir şey değil. Bu döneme mahsus da değil daha doğrusu. Hastanelerin herhangi bir merkez düşünelim. Burada bir kardiyoloji ekibi var. Yanında da kalp damar cerrahisi ekibi var. Sonuçta her iki hekim grubu da elbette ki hastaların tedavisi için uğraşıyor. Tabii. Hastalarımızın yıllar içerisinde bypass ihtiyacı oranı çok ciddi düzeyde düştü. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Yani bizim 2000'li yıllarda anjiyografi yapılıp damarlarında problem görülen hastaların ortalama 3'te 1'i bypass kararıyla yönlendirilirken bugün için konuşursak %10'lara düştü bu. Yani ama elbette hekimden hekime ve hastaneden hastaneye bu farklılıklar var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu bir yaklaşım farklılığıdır. Hastaların önemli bir kısmında da şu var. Bypass da bir doğru tedavidir. Stent de bir doğru tedavidir. Büyük kısmı böyledir aslında hastalarımızın. Bir kısmı vardır ki sadece stent mantıklıdır bu hastada. Buna bypass demek doğru değildir deriz. Bir kısım hastaya bu bypass olmalıdır. Bunun stent gibi bir alternatifi yoktur. Stent takmak uygun değildir deriz. Ama önemli bir kısmına da şu an itibariyle stent takılsa da bir tedavidir. Bypass yapılsa da bir tedavidir. Burada hasta tercihi, hastanın bir takım riskleri taşıyıp taşımaması. Mesela 80 yaşında bir hastaya bypass kararı verirken elbette tereddüt ediyoruz. Yani evet. Şimdi bu hastanın akciğer problemi olur, bu hastamızın düşkünlük problemi olur, yara iyileşmesi daha geç olur. Bu tür faktörleri hesaba katarak karar vermek lazım. Genellikle hastalarımızın yaşadığı sıkıntılar aslında farklı yerlerde farklı cevaplar almalarının altında da bu yatıyor. Hastalarımız biraz da ekibin tecrübesiyle ilgili. Bazı hastanelerde cerrahi ekip çok tecrübelidir, çok daha baskındır, çok daha yeterlidir.
kardiyoloji ekibi standart bir hizmet sunar. Uygunluk çerçevesinde değerlendirilir. Burada vermemiz gereken esas mesaj, hastalarımız bir kararla karşı karşıya kaldıklarında kendilerine sizin bypass olmanız gerekiyor gibi bir şey söylediğinde bunu kulak ardı etmesinler öncelikle. Bu çok önemli. Hocam bölüyorum ama yine bir izleyicimiz hatta evet. Bekliyormuş. O kadar güzel bir bilgilendirici anlatıyorsunuz ki telefonlarınız da sık sık geliyor. Sivas'tan bir izleyicimiz vermiş yine. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Nasılsın canım? Teşekkürler, iyilik efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, buyurun efendim. Ben bir yıl önce bypass oldum Sivas'ta. Evet. Şu bir aydır yolda yürürken böyle gene sağ göğsümden giriyor kolumdan. Sol memem üzerinde bir ağrı şu tesmin edildi. Doktora gittim, tekrar diyor anji olman gerekiyor diyor. Bunun sakıncası var mı ameliyattan sonra? Sonra bir de kılcal damarımı açamadılar. Çok zayıfmış. Bu damar hala duruyor. Ben tekrar acil olsam bunun faydası var mı acaba? Hocam abi şey yapsak, yardımcı olsak. Evet. Hocamız cevaplayacak efendim. Tekrardan geçmiş olsun diliyoruz. Allah uzun ömürler versin. Allah şifalar versin. Evet hocam. Bypass olmuş hastalarımızın da tabii belli oranda damarları tekrar tıkanabiliyor. Şimdi bypass'ta bir göğüsten alınan damar var, atar damar. Bir de diğer damarlar için düşünülen ayak toplar damarlarından kesilmek suretiyle bağlanan damarlar var. Göğüsten alınan damar atar damar olduğu için bunun tıkanma oranı hakikaten düşük, bayağı düşük. Ama toplar damarlar, bacaktan alınan toplar damarların tekrar daralma, tekrar tıkanma oranı ne yazık ki yüksek. Yani çok az rastladığımız bir durum değil. Dolayısıyla bunlar bir yılda, 6 ayda, 3 yılda, 5 yılda neyse hastadan hastaya değişmek üzere tekrar daralabiliyor, tıkanabiliyor. Bunlara anjiyo ile tekrar müdahale etmek elbette mümkün ve gerekli. Yani sakıncası kesinlikle yok. Yani bypass olmuş birinin anjiyo olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Hatta zaman geçtikçe bypass hastaları toplumda yaygınlaştıkça ister istemez bizim hastalarımızın da daha önce bypass olmuş olanlarının oranı artıyor. Bu çok doğal bir şey. Burada şunu vurgulamak lazım. Örneklerden görüldüğü üzere kalp damar hastalığı bir apandisit gibi, bir safra kesesinin alınması gibi, bir ne bileyim bir tümör ameliyatı gibi gelip geçici, bir defa olduk bitti. Böyle bir hastalık değil. Bu hastalık bir süreç ve genellikle engelleme şansımız gençlik yıllarında olur. Bu süreç başlamışsa bunu tamamen sıfırlama ihtimalimiz ne yazık ki yok. Görüyorsunuz bypass oluyor, bir yıl sonra tekrar anjiyo oluyor, tekrar stent takılması icap edebiliyor. Burada bunu uzun ömür boyu sürecek bir süreç olarak kabul etmek lazım. Bunu iyi yönetmek, bu süreci iyi sürdürmek önemli. Dolayısıyla şunu beklemeyeceğiz. Yani şu damarımızı açtırdık, tamam bundan sonra konu kapandı. Biz ömür boyu bu kalple ilgili bir sorun yaşamayacağız. Bypass olduk, böyle bir sorun yaşamayacağız. Böyle bir olasılık ne yazık ki yok. Keşke olsa ama bu devam eden bir süreç. Şeker hastası olmuş bir hasta düşünün, tansiyon hastası olmuş bir hasta düşünün. Bunların tansiyonunun sıfırlanması veya bir daha hiçbir şeker hastalığı mevzusunun olmaması gibi bir olasılık yok. Bu ömrü boyunca bununla yaşayacak hastamız. Bypass olmuş bir hastamızda tekrar pekala anji olabilir, tekrar stent takılabilir. İkinci kez bypass bile olabilir. Bunlar ihtiyaç halinde ilgili ekibin karar vermesiyle olacak bir şey. Göğüs ağrısı var hastamızda. Gittiği hekimin önerisi doğrultusunda tekrar anji yapılıp gerekli damar neyse ona bir müdahalede bulunması gerekiyor. Kılcal damarlar hayati bir problem oluşturmaz ama hastamızın yaşam kalitesini çok bozuyorsa o kılcal damardan kasıt tabii hastamızın ifadesiyle söylüyorum. Kılcal evet. Damar diye bir şeyi biz anjoda gözle göremiyoruz zaten ama evet. Muhtemelen yan damar. Ana damar değil yan damarı kastetti. Açılabiliyorsa açılır. Gerçekten sıkıntı veriyor ise açılması zor özel teknik malzemeler gerektiren bazı damarlar vardı. Gerekiyorsa onlar kullanılır. Sonuçta çözülemeyecek bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Bizim esas derdimiz bypass yapılan damarlardan birisi tıkanmışsa onun açılmasıdır her şeyden önce ama. Evet. Peki hocam bilekten de anjiyo tedavisi hakkında
Neler söylersiniz? Yeni bir sistem. Bilekten anjiyo aslında yeni değil. Aşağı yukarı belki 25-30 yıla yakın bir geçmişi var bilekten anjiyonun. Ama yeni yeni yaygınlaşıyor. Diye. Evet, şöyle yaygınlaşıyor. Tüm dünyada yani son 5 yılı saymazsak 5 yıla kadar yaygın olarak anjiyografi femoral bölge dediğimiz kasıktan girilmek suretiyle yapılır idi. Ve bu stent müdahaleleri de aynı şekilde. Stent müdahaleleri yine kasıktan yapılırdı. Özellikle son yıllarda elbette koldan anjiyo daha yaygınlaştı. Özellikle son 3-5 yılda onu evet. söylemek gerekirse. Ama anjiyografi yapmak değil tabii ki bütün mesele. Anjiyografi yapıp müdahaleyi de bilekten devam edebiliyorsak bu hastalar adına önemli bir konfor. Bu Amerikan Kalp Cemiyeti olsun, Avrupa Kalp Cemiyeti olsun bunların yayınladığı kılavuzlarda genellikle son kılavuzlarda kasıktan anjiyoya göre kanama ve ölüm riskinin bilekten yapılan anjiyoda daha iyi olduğunu, riskin daha düşük olduğunu ortaya koyduğu için şu anda artık tıbbi bir avantaj, bir konfor değil, tıbbi bir avantaj. Elbette hastalarımız kum torbası konuyor, rahatsız oluyorlar bundan. Bu bir sıkıntı ama daha önemlisi kanama nedeniyle hastalarımızın hayati riske maruz kalması gibi kan sulandırıcı, ağır kan sulandırıcı kullanan hastaların kasıkta kanama riski nedeniyle en azından 24 saat beklemek zorunda kalması bilekten anjiyoda bunlar söz konusu değil. Dolayısıyla bilekten anjiyo hem konfor anlamında hem de hastalarımızın hayati riskini düşürmek anlamında son derece konforlu. Şu andaki elimizdeki donanımlarla, teknik donanımı anlamında söylüyorum, bir de tecrübe anlamında söylüyorum. Bilekten her türlü damara müdahale etme imkanına sahibiz. Stentin takılması da, anjiyografinin yapılması da aynı seansta ihtiyaç olursa hemen arkasında stent takılabiliyor ve bu sonuçları itibariyle acil kalp krizlerinde bile el bileğinden girip anjiyografini yapıp arkasından damarı açma imkanına sahibiz. Bu çok önemli bir gelişme. Hocam Sivas'tan bir telefonumuz daha varmış isterseniz ona bir cevap verip. Alo. Alo. Arkadaşlar sesi biraz daha yükseltebilirlerse. İyi akşamlar, buyurun efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Teşekkürler, buyurun. Hocama da iyi akşamlar. Hocama benim bir sorum var. Ben 2015'in 4. ayında bir anjiyografi oldum. Bu anjiyoda benim anjiyo yaptıktan sonra beni otomatikman direkt dediler, damarınızı açamadık. Sizi direkt bypass ameliyatına götürüş yapıyoruz. Beni bypass ameliyat yapıyorlar. Yaptılar daha doğrusu. Bir yıl sonra benim şikayetlerim artınca ben tekrar gittim. Başka bir hastanede. Bana doktorların, hocaların dediğine göre bana yaptıkları bypass o damarlar hiç çalışmamış. Damarlarımın bir tanesi %99 tıkalıydı. İki tanesi %50 tıkalıydı. %99'u açmışlar. %50'liklere de bypass yapmışlar. Ama onlar bypass'ta hiç çalışmamışlar. Tabii benim için acil ameliyat almışlar, bypass almışlar. Benim acil damarım yırtmış. Bunu ben bir yıl sonra ikinci anjiyo olduğumda öğrendim. Şimdi benim bu damarlarımın %50 halen benim bir tıkanıklığım var. Bunun için benim ne yapmam gerekiyor? Ve ben bu doktorlar hakkında zaten 2 yıl oldu ben suç duyurusunda bulundum. Evet. Bekliyorum sonucun ne olacağını. Hocam ben sadece rica ediyorum. Benim bu damarlarım için tekrar ben bypass mı olmam gerekiyor? Ondan sonra ya da anjiyonla herhangi bir şey mi yapmaları gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz saygılar, teşekkür iyi akşamlar. Ederiz. Teşekkürler Cahit Bey, iyi akşamlar. Evet hocam. Öncelikle geçmiş olsun. Tabii ilk anjiyografide neler oldu bilmiyoruz. Burada anjiyografi CD'si önemli. Yüzde kaç darlık vardı, yüzde hangi damarlar tıkalıydı, hangi gerekçeyle bypass kararı verildi bu önemli. Bunu ancak anjiyografi CD'sinden
öğrenebiliriz. %50 damar tıkanıklığı aslında bakılırsa gerçek anlamda bir bypass ya da stent müdahalesini gerektirmiyor. %50 darlık için genellikle ilaç tedavisi yeterli gelir. Ama bu hastadan hastaya değişen bir durumdur. Genellikle müdahale sınırı %70 olarak söylenir ama tabii bu da bir hekim bakar %80 darlık der, bir hekim bakar %60 der. Bu biraz bakış açısına göre değişiyor. Bunu netleştirmenin özel teknikleri var. Bunları yapan merkezler var, yapmayan merkezler var. Yani bu az önce söylediğim mevzuya geliyor tekrar. Bir karar verilmişse, bir kararla karşılaşmışsa hastalarımız sonradan böyle hekimi veya hastaneyi sorgulamak yerine bence mutlaka ikinci bir görüşten faydalanmalarında fayda var. Evet. Yani anjiyosidisini alıp bir başka hekime, bir başka ekibe göstermesinde bir sakınca yok. Tereddütlerini henüz bu müdahaleler yapılmadan önce giderirlerse daha sonradan neden böyle yaptık, neden yapmadık gibi kendilerini sorgulamazlar. Güven sorunu aşılmış olur bu anlamda. Bypass denmişse hani çok acil durumlarda damarı yırtılmıştır, beklenecek durum değildir, kriz durumudur. Elbette burada böyle bir şey söz konusu değil ama hastamız kriz halinde değilse bu CD'yi pekala gidip bir başka hekim arkadaşımıza gösterip kendi tereddütlerini de bu anlamda giderebilirler. Çünkü hekim-hasta ilişkisinde güven birinci sırada gelir. Eğer güven sorunu varsa olmadık şeyden hekimleri de suçlamak gibi bir sonuca yol açıyor bu. Dolayısıyla hastalarımız da yakınları da kendi kendini kısmen suçlayabiliyor. Niye göstermedik bir başkasına bir şey başka hastaneye gibi. Bunlar çünkü güven zedelendiği zaman olmadık şeylerden olmadık sonuçları çıkarabiliyor hastalarımız. Evet. Ne yazık ki böyle bir sorun var. Onun için bu değerlendirme aşamasını mutlaka bir başka hekimden, bir başka hastaneden kontrol ettirmekte fayda var. Evet, pek teşekkür ediyorum hocam. Evet. Arkadaşlarımız son bir telefon daha bağlarlarsa birazdan onu da cevaplayalım. Biz de hocam isterseniz arkadaşlarımız bir soru yöneltti bizlere. Evet. Kalp hastasıyım, beslenmeme nasıl dikkat etmeliyim? Hocamızdan dinleyebilir miyiz demişler. Yani burada tabii beslenme dendiği zaman çok geniş kapsamlı bir soru bu. Bir kalıp halinde bir beslenme önerisinden ziyade genel prensipleri ortaya koyup bugün Karadeniz'in beslenme alışkanlığı farklıdır. Buradaki sağlıklı beslenme dediğimizde önümüzde belli seçenekler vardır. Doğu Anadolu'da başkadır, Güneydoğu'da başkadır, Ege'de başkadır. Dolayısıyla biz şöyle yesinler böyle yesinler demekten ziyade temel prensipleri ortaya koymakta her zaman fayda var. Bizim genel olarak ülkemizde önemli bir problem ekmek. Evet. Karbonhidrat tüketimi ama bunun çok büyük kısmı ekmekle alınıyor ne yazık ki. Ekmeklerimizin kalitesi de gerçekten lezzet anlamında birçok Avrupa ülkesinde güzelkine göre çok iyi gerçekten. Hani yenilmeyecek gibi değil yani. Öyle söyleyelim. Yurt dışında ekmek kültürü daha ekmeği tüketimi daha az olduğu için damak zevki de farklı tabii. Biz mesela o tür onların ekmeği bize çok sert geliyor. Çok lezzet bakımından iyi gelmiyor. Türkiye'de gerçekten ekmek kalitesi, ekmeğin lezzeti, kokusu, kıvamı gerçekten güzel. Ama ne yazık ki bunu sınırlamak durumundayız. Yani ekmekle aldığımız karbonhidrat beslenmemizin aslında en büyük sorunu, en büyük defekti. Siz ekmek demişken hocam ben de Türkiye genelinde kalp hastalarının sıralamalarına bakıyordum. Bizim Sivas da üst kısımlardaydı, ilk sıralardaydı. Demek ki onun da büyük nedeni bizim etli ekmeğimiz meşhurdur bilirsiniz evet, belki. Evet. Demek Demet ki demek onun, evet. Onun da belki büyük evet. katkısı var. Yani etten ziyade aslında karbonhidratlar burada problemli. Hem kilo kontrolü, kolesterol, diyabete gidiş hem de damar hastalığı bakımından karbonhidrat tüketiminin azaltılması. Haftada 2 gün et yemek önemli bir sorun teşkil etmez. Yağsız kısmından. Bunu kalp hastalığı için söylüyorum. Sağlıklı kişiler için de açıkçası karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzaklaşmaları kafidir. Onun dışında çok sıkı ağır bir diyette ihtiyaç yoktur. Sebze meyve ağırlıklı beslenme, özellikle baklagiller, bunlar mesela hem doyuruculuk anlamında hem
protein içeriği anlamında hem de lezzet anlamında çok önemli bir seçenek. Evet. Son yıllarda sanki böyle değerini daha az bilir olduk. Onun için hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Evet. Onun dışında beslenmenin yanında mutlaka hep söylüyorum. Biz çoğu zaman hastalarımıza şöyle deriz. Yani iki tane, üç tane ilaç veririz. Bir de yanına egzersizi öneririz. Ve ben derim ki senin birinci sıradaki ilacın egzersiz, sonrakiler bunlar. Ama hepsini evet. Mutlaka hem ilacı hem egzersizi beraber yapmak gerekiyor. Tek başına beslenmeyle de asla biz sağlıklı bir yaşamı garanti edemeyiz. İlaçla da edemeyiz. Sonuçta bir toplu olarak her hayatımızın her aşamasında belli tedbirler almak durumundayız. Evet. Peki hocam, İstanbul'dan bir telefonumuz daha varmış. Onda da bir alo diyelim isterseniz. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Teşekkürler efendim, buyurun. Hocam hayırlı akşamlar. Hocam ben kasımın ikisinde ben bir kalplerine hastalandım. Hastanın ismini vermek istemiyorum. Ben burada bir kalp hastanesine gittim küçük çekmecede. Bana işte nükleer stenografi, anjiyo falan yaptılar. 11. ayın 23'ünde bana anjiyo yaptılar. Anjiyoda bir zaman tamamen çıkalı, bir zamanda %95 oldu söylendi. 7 Aralık'ta bana stent takılacağını söylediler. 7 Aralık'ta sabah saat 9'da burada olacaksın dediler. 7 Aralık'ta ben gittim, 9'da oraya vardım. Hani biliyorsunuz işte o yoğun bakım odasına girdim. Orada işte bir önlük falan verdiler. Bekleyeceksiniz sıranız dediler. Akşam 3.30'a kadar bekledim, 15.30'a kadar. Evet. Hiç kimsenin ne bir doktor geliyor ne bir şey. Hemşire ben neyi bekliyorum? Bak ben şeker hastasıyım. Ben gece saat 11'den beri hiçbir şey yemedim. Bak şimdi şey, kan dışarıda sen şekeri istedim. Neyi bekliyoruz? Sıranızı bekliyoruz. Sıranız saat 15.30'da hocam bana geldiler. Hemşire doktora hiç yok. Hemşire bana söylediği kelime şu. Sizin şey, sistem takılmasından var geçildi. Yani niye var geçildi? Doktor nerede? Doktor gittim. Hocam tuttular, ben bunları hastalıklar birimine gittim. Oraya durumu anlattım. Hatta dilekçe verdim. Daha sonra ben cebime mesaj geldi. Mesaj geldi işte 10 Ocak 2019 tarihinde saat 9'da kontrol bypass günleri ne diye. 10 Ocak'ta gittim hocam. Oradaki doktor bey bana söyledi şu. Ya diyor siz diyor bu sistem takılacak damarda diyor. Tam orayı da tam anlayamadım. İncelme mi veya zayıflama mı var? Onun için ilaç tedavisine başlayacağız. Ha bu arada tam 50 gün geçti hocam. Şimdi 6 çeşit bana ilaç verdiler. 2 ay sonra ya bana gün veriyor. 2 ay sonra kontrol diyor. Ya bu zaman kaybının sebebi ne hocam? Mesela bu ilk ben anji olduğunda zaten bu sonuçlara baktığında bana bu ilaç tedavisini şey yapmaya uygulayabilmezler miydi? Ben şu anda bak 2011'de ben bir bypass daha oldum hocam Ankara'dan. Ben aynı hastalıklarından şey ağrılarından gittim. Ben hemen anji yaptım işte bypass yaptılar. Fakat burada işte yaklaşık 3 aydır ki hiçbir işlem yapılmıyor. İlaç tedavisine daha yeni başladılar. 11 Ocak'ta ilaç tedavisine başladılar. Bir kan sulandırıcı bile dahi vermediler bana. Ediyoruz Kaya Bey. Hocamız cevaplayacak sorunuzu. Öncelikle geçmiş olsun. Tabii hastanede geçirilen sürecin ayrıntılarına şu anda vakıf değiliz. Bazen şöyle bir şey oluyor tabii. Damarların tam tıkalı olması durumu bizim %90 hatta %99 tıkalı olan damarlara nazaran çok farklı bir durum. Evet. %99 olan damarı 10 dakikada 15 dakikada açabiliriz normal şartlarda. Ama %100 olduğu zaman tamamen başka bir alana girer iş artık. Onun kullanılan malzemesi, bir takım teller dediğimiz, o darlıktan geçmek için kullandığımız teller, balonlar, hepsi özellikli olmak durumunda kalıyor. %100 olduğu zaman. Dolayısıyla %100 tıkalı, eskiden tıkanmış damarların açılması mevzusu tamamen kardiyolojinin ileri konularından birisidir ve elbette donanımlı hastanelerde tecrübeli ekipler tarafından yapılır. Standart bir işlem değildir asla. Anladığım kadarıyla %100 tıkalı olan damarla ilgili önce bir müdahale edelim kararı alınmış. Daha sonra vazgeçilmiş. Bu tabii orada değerlendiren hekim arkadaşlarımızın ne düşünceyle işlem yapmaya karar verdikleri veya yapmamaya karar verdiklerini bilemiyoruz. Çünkü biz de anjiyografi CD'sini görmeden herhangi bir yorum yapamayız. Burada hastamızın kendi ilaçlarına devam etmesi,
Bu tam tıkalı damarlar demişken, bütün damarlar açılmalıdır diye bir şey yok. Öncelikle onu söyleyelim. Biz bir damarı niye açarız? Bir, hastamızın yaşam kalitesini bozuyordur. Ağrı yapıyordur bu damar. Bundan dolayı açarız. İki, hayati risk teşkil eden bir bölgededir. Çok geniş bir alanı besliyordur. Hiç ağrısı olmasa bile bunu açabiliriz. Açmamız gerekir. Hastamızda eğer hayati bir damar yoksa ortada, problem taşıyan, ağrısı, göğüs ağrısı da yok ise, o zaman bu hastamızın sadece ilaç tedavisiyle hayatını devam ettirmesi pekala mümkündür. Ve doğru karar da budur hastalarımız için. Şikayet yoksa, hayati damar değilse ilaç tedavisi yeterli olur çoğu zaman. Evet. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Programımızın da sonuna geldik. Evet. Çok güzel bilgilendirici anlattınız. Çok da yoğun sorularımız vardı ama evet. Süremizin de sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam? İzleyicilerimize bir mesaj verecek olursak neler söyleriz? Öncelikle hayatlar boyunca kardiyologla çok yüzleşmek zorunda kalmamak adına gençlik ve orta yaş dönemlerini sağlıklı geçirmelerini dilerim. Gerekli önerilere baştan uymalarını, dolayısıyla hasta olarak değil, sadece ziyaretçi olarak bir hekimi ziyaret evet. etmelerini tercih ederiz. Bunun için de tabii baştan düzgün bir yaşam tarzını benimseyip, onun kendine bir düstur edinip, belli az önce söylediğimiz beslenme alışkanlıkları, egzersiz alışkanlıkları, bunlarla bir kere sağlıklı bir hayat sürmeleri. Eğer kalp problemleri var ise, diyelim ki bunlar olmadı, bir şekilde kalp hastası oldular. En azından ondan sonrası için bu öneriler geçerli ve kontrol alışkanlığını mutlaka benimsemek gerekiyor. Evet. Az önce söyledim, kalp kriziyle gelme aslında istediğimiz en kötü şey, en istemediğimiz şey. Öyle söyleyelim. Olabilecek en kötü senaryo. Çünkü hastaneye yetişemeyebiliyor bazen hastalarımız. Yetiştikten sonra az önce söylediğim gibi taburcu olsalar bile sıkıntılı bir süreç kendilerini bekliyor olabilir. Onun için kontrol muayenesi alışkanlığını edinmemiz gerekiyor. 40'lı yaşlardan sonra mutlaka şikayetimiz olmasa bile belirli aralıklarla, 1 yıllık, 2 yıllık periyotlarla, buna da hekimimiz kendisi önerir zaten mutlaka. Ya 6 ay sonra der, ya 1 yıl sonra der, ya 2 yıl sonra der. Belli aralıklarla bu kontrolleri yapmaları mümkün mertebe sağlıklı bir yaşam sürmelerinin yolunu açar diye düşünüyoruz. Evet, peki teşekkür ediyorum hocam. Güzel. Katıldığınız için yine bekleriz. Evet sevgili Vizyon A8 televizyonu izleyenleri, yine bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bir başka programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kumandalarınız rafta, ekranlarınız Vizyon A8'de olsun efendim.